Bilmiyorum, seni bitiririm, seni öldürürüm ya. O fotoğraflar nerede? Fotoğraflar şey ya aşkım ya, maviler Photoshop yapmış. Photoshop yapmışlar. Photoshop diyor. Sizi neden işe alalım? Çok tecrübeliyim. Çok azimliyim. Çok işsizim. Peki, bir hayvan olsanız hangisi olurdunuz, neden? Aslan, lider ruhlu olduğum için. Köpek balığı, asla vazgeçmediğim için. Yılan, hep süründüğüm için. Maaş beklentiniz nedir? 5K. 10K. 2Y. 2Y, yol yemek bana yeter. Peki son soru. Kendinizde en beğenmediğiniz özelliğiniz hangisi? Mükemmelliyetçi oluşum. Hırslı oluşum. Oluşum. Keşke olmasaymışım. Ben bir Türk askeriyle aynı masada oturmam. Artık oturmuyorsun. Hanımefendi, siz bir şey söylemek ister misiniz? Kadın kısmı kamerayla konuşmaz. O niye? Erkekler kadınla konuşmaz. Siz benimle konuşuyorsunuz ama. Ben erkeğim. Hiç sanmıyorum. Bu duruş kaç parayla oluyor diye onu merak ettim. O parayla olmaz be gülüm. Zamanında o kadar paltosuz gezdik ki vücut eğik kaldı, içimizdik. Zorunlu olmasa hemen yapmayı bırakacağın şey nedir? Yaşamak. Azaldım ben gözlerinden, hayatım sazan altı. Bir gülüşün ve bakışın son gidişin. Kimse kimseyi bu kadar sevmemeli. Çünkü sevince kalbinde başka kimseye yer kalmıyor. Yanımda yoksun, bir yanım yoksul. Peki buradan insanlara, size ama şiddet uygulayanlara bir şey söylemek istiyor musunuz? Tahir'i dövmesinler, engellidir, sakatlık. Herkes yardım etsin Tahir'e. Tahir kim? Ben. Neler verdim anlamadım. Keşke bir tane daha kalbim olsaydı da sadece onu sevseydim. Bu kalbim gündelik işlerle uğraşsaydı, ötekisi sadece ona ait olsaydı. Bu kalbi seviyor musun? Evet. İslam'ın şartları nelerdir? Namaz kılmak. Oo. Zekat vermek. Aa. Evet. Hacca gitmek. Evet. Hacdan dönmek. Adı ne? Harun. Sen bebiş? Eylül. Nerede tanıştınız? Instagram. 3 kere istedim ben. Babası vermedi. Sonra kaçırdın. Yok, kaçmadım. Kaynanayla kayınbaba ayrıldı. Öyle evlendik. Bir aile yıktık, bir aile kurduk. Güzel anlaşma. Oğlumuz ne işle meşgul Yavuz Bey? Oğlumuz kahraman bir asker. Son derece yakışıklı ve sesi de bayağı güzeldir. Bizim kızımız da pek amaraptır. Kendisi zeka küpü. Cesur, gözü kara. Kız mı alıyoruz eve, korumam belli değil. Gözleriniz çok güzel. İnsan bakmaya doyamıyor. Evet. Ya biraz kızıyorum kendime. Keşke bu kadar yakışıklı olmasaydım diyorum. Aman güzel yavaş yürü canım, canım. Diyor ki, sarraf olmaya gerek yok. Menfaat herkesin ayarını ortaya çıkarıyor. Bitti. Yani eve kız atabiliyorsan değil, masanın üstüne ekmek parası koyabiliyorsan adamsındır. Kendi hatalarıyla yüzleşme cesareti olmayan insanlar başkalarının hatalarıyla huzur bulmaya çalışırlar. Gözü görmüyor hep pus. Kalbinizi kıranlara söyleyeceğiniz son cümle ne olurdu? Kalbi bir kere kırarsın anlarım, hadi iki kere kır ama seninki intihara tam teşebbüs. Dar köşede bekliyorum, yok kimseye zararı. Nazan'ın bu arkadaş kim? Acıtıyor, ölüyorum. Keşke baştan söyleseydin, gidiyorum. Sevgilim. Demek öyle ha. Sevgilim. Duydun işte. Sevgilim. Kalbime gömerim o zaman. Unutup da silerim o zaman. Sevgili olup evlenmek mi yoksa görücü usulü evlenmek mi? Sevgili olup evlenmek.
Neden? Neden başkalarının baktığı insanlarla ben evlenmek zorunda kalayım ki? Görücü usulü nasıl oluyor evlilik biliyor musun? Yani annem babam birini bulur. Kendi kafalarına göre iş yapar. Sonra direkt onunla evlenirsin. Aynen ondan evlenirsin. Öyle değilmiş aslında biliyor musun? Nasılmış? Sen evlenme çağına geldiğin zaman evet. Diyorsun işte etrafına haber söylüyorsun benim evlenme niyetim var diye. Evet. Sana uygun birini bulurlarsa eğer sana gösteriyor ilk başta fotoğrafını. Evet. Beğenirsen ondan sonra 3-4 kere görüşüyorsun İslam usulüyle mesajlaşmadan temas olmadan. İşte evlilikle alakalı niyetini neden evlenmek istiyorum evlilikten beklentini soruyorsun. Eğer kafanız uyuşursa ondan sonra o süreç devam ediyor. Aileler tanışıyor vesaire nişanlanıyorsun. Orada yine görüşüyorsun. Şimdi okey mi görücü usulü? Okey. Şu an okey. Çünkü İslamiyet'te İsra suresi 30. ayette Cenab-ı Allah diyor ki zinaya yaklaşmayın. Anladım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki yabancı bir kadınla bir erkek baş başa kalırlarsa üçüncüsü şeytandır diyor. Yani günaha girme potansiyelleri çok yüksek. Doğru Anladım. Mu? Anladım. Evet doğrudur. O yüzden dinimizce de zaten sevgili olup evlenmek flört aslında haram değil mi? Evet. O yüzden ne yapıyoruz? Görücü usulü evleniyoruz. Hoş geldin Keltoş. Hoş bulduk. Öncelikle çok sempatiksin. Teşekkür ederim sağ olun. Eşin güzel ama bayağı. Hatta insan şaşırıyor bu bunu nasıl ayarlamış diye. Ben bir şey anlatmak istiyorum. Anlat bakalım bebişko. Biz 2 ay önce ameliyat olduk. Ne ameliyatı? Eşim bana böbreğini verdi. Gençler acayip haberlerim var size. Bir çay söyleyeyim bakayım abinize. Tövbe de çabuk tövbe de. Senin gibi abim olsa gellerime küserim. Anama babama hakaret davası açarım. Hatta babamı kışkırtır sütçü tüpçüyü vurdururum. Çık git lan buradan çık git. Evcil hayvan aranıyor. Binden olur mu la? Hayvanım ama evcil. Biri de şu eczaneye tansiyon ölçtürmeye gelsin. Dişimi kıracağım kardeşim. Pardon. Tansiyonumu ölçtürecektim. Yapma. Şaka şaka. Geçerken dediğini duydum da itlik yapmaya geldim. Hadi hayırlı işler. Acele et Keloğlan. Geç kalacağız. Seni bekliyorum. Üstünü değiştir. Saçını başını tara gel. Özür dilerim. Senin tarayacak saçın yoktu değil mi? Hayatta en zor şey eş seçimidir. En kolay şey eşten ayrılmadır. Yapalım Süleymaniye'yi dedin mi diyor şair. Bir kanuni bir de Mimar Sinan lazım. Kanuni gibi kanun adamı, kasası masası dolu adam. Mimar Sinan gibi de bir mimar lazım. Ama yıkalım Süleymaniye'yi dedin mi? İki kazma darbesi kafidir diyor. Evlenmek için bir dünya zahmet çeker, masraf eder, sokak sokak dolaşır. Evlendikten sonra ceviz kabuğunu doldurmayan laflar yüzünden efendim bir anda boşadım seni canım cehenneme. Boşadığın da çok büyük bir marifet. Bu ne biçim dünya be? Herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı ver yansın ediyor. Bu kadar namussuz mu oldu insanlar? Bayağı. Sen neyine güveniyorsun? He? Bir yukarıya baktığımda görmediğime, bir de aynaya baktığımda gördüğüme güvenirim. Bu çocukların saçlarını kestirmek, mahkemeye sevk etmek adalet mi? Her türlü karı pezevengi cirit atıyor İstanbul'da. Neden onlara dokunmuyoruz? Bir defada milyonlar vuran kaçakçılar, vurguncular artık alıştığımız günlük olaylar haline geldi. Hani onları yakalasak ya? Bu memlekette açlık olduğu sürece bu çocuklar suç işleyecektir. Seni 2 defadan fazla yüzüstü bırakan birine asla güvenme. Birincisi senin için bir uyarıydı. İkincisi ise öğrenmen gereken bir ders. Eğer üçüncüsüne izin verirsen bu senin iyi niyetinden yararlanmaktan başka hiçbir anlama gelmez. Hani Oğuz Atay ne der ya, kaybedenler tutunamayanlar değil, vazgeçenler. Bir insan seviyorsa 2 şeyi asla yapmıyor. 1- aldatmıyor, 2- ağlatmıyor. Çünkü aldatmak insanın onuruna, ağlatmaksa insanın yüreğine dokunuyor. Tek bildiğim o. Bir insan seviyorsa aldatmıyor, ağlatmıyor. Gerçekten öyle. O yüzden hayatımıza seven insanları çekelim. 3 saniyedir açmıyor, kesin aldatıyor beni. Kimdir kimle? Sakinim. Ali yaşlıyorsun sen beni de. Alo. Hastasın. Bir gün görmezsem kör, 2 gün görmezsem kötürüm, 3 gün görmezsem ölürüm, ölürüm, ölürüm. Ben senin Allah cümlemize cuma günü ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ama bu cuma değil tabii ki.